camisini alıyorsunuz. Her türlü malını, mülkünü elinden alıyorsunuz. Amsterdam'daki Ayasofya Camii Konut Yapı Derneği ile yaşadığı sorunlar nedeniyle binasından çıkartılıyor. Cami derneği yöneticileri yasal yollardan haklarını arayacaklarını ifade ederken, Amsterdam Belediyesi'nde geçici olarak başkanlık görevini yürüten Loda Veik Asher, sorunun Ayasofya Camii ile Konut Yapı Derneği arasında olduğunu ifade etti. Geçici Başkan Loda Veik Asher yaptığı açıklamada, belediye başkanı olarak benden istenen bir görevi yerine getireceğim. Aslında dava Milli Görüş'te Konut Yapı Derneği, Zadagenot arasında her iki taraf arasında kira anlaşmazlığı var. Hukuksal süreç devam ediyor. Bir alt mahkeme 18 Aralık 2008 tarihinde binanın 1 Aralık 2009 tarihine kadar boşaltılması yönünde karar almış. Fakat bu karar bugüne kadar uygulanmadı. Konut Yapı Derneği bu kararı uygulamamızı istedi. Bunun için bizler de cami yönetimine ultimatum vererek 28 Haziran tarihine kadar cami binasının boşaltılmasını istedik. Onlar boşaltmazsa bizler boşaltacağız dedi. Ayasofya Cami Dernek Başkanı Fatih Dağsa, Hollanda Hukuk Devleti ise hukuk sürecinin sonunu bekler diyerek verilen ultimatoma rağmen binayı terk etmeyeceklerini söyledi. İnsan zinciri oluşturacağız veya işte kapının arkasında bir şekilde insan seli olarak duracağız ve polisin içeriye girmesini engelleyeceğiz. Fatih Dağ, eğer bizi zorla sokağa atacak olurlarsa caminin yakınındaki belediyeye ait kaldırımı ve hemen yakınındaki parkı cami olarak kullanacağız şeklinde açıklama yaptı. Camisini alıyorsunuz. Her türlü malını, mülkünü elinden alıyorsunuz.